Noob Brutal ekranlarındasınız. Bu videoda hayatta kalma crafting türünün belki de en iyi, en başarılı oyunu olan The Forest'ın devam oyunu olan Sons of the Forest hakkında konuşacağız. Bilgilere geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Kanalımda böyle yeni çıkacak oyunlara dair işte hem resmi bilgileri hem de sızıntıları böyle derlediğim gayet bilgilendirici videolar var. Kanalıma göz atabilirsiniz. Aynı zamanda hem Sons of the Forest hem de yeni çıkacak oyunlar hakkında yeni bilgiler edinmeye devam edecek. Kanalımda video çekmeye devam edeceğim. O yüzden abone olmayı unutmayın diyorum ve Sons of the Forest hakkında bilgilere geçelim. Şimdi The Forest'ı artık herkes biliyor. Duymayan yoktur mutlaka. Hayatta kalma, crafting türünü böyle detaylıca birleştirip aynı zamanda böyle korku, gerilim unsurlarını da bir araya kattığı, keşif odaklı bir adada hayatta kalmaya çalıştığımız ve keşfettiğimiz, aynı zamanda kendi çapımızda bir takım işte craftlar falan yaptığımız, çeşitli yapılar inşa ettiğimiz bir oyun. Sons of the Forest'ta aynı bu kafada devam edecek ama çok fazla şey ekleniyor ve oyun çok daha büyük bir hale geliyor. Birazdan bu bilgilere geçeceğiz ama önce Sons of the Forest hakkında bazı bilmeniz gereken ön bilgileri size paylaşmak istiyorum. Oyun ilk olarak 2019'da duyuruluyor. Oyunun resmi çıkış tarihi ise şu anda 23 Şubat 2023. Yani son olarak açıklanan resmi tarih bu. Oyun daha önce birkaç kez ertelenmişti ve aslında birazcık da gecikme yaşamıştı. Bu gecikmelerin nedeni de oyunun yeterince cilalanmamıştı olması ve çok sayıda denemeler, test oyunlarının çok fazla bug barındırmasıydı. Biz her zamanki kafa yapımızdayız. Geç olsun güç olmasın, yeter ki güzel bir oyun çıksın, yeter ki böyle bug'lı ve hatalı bir oyun olmak yerine daha böyle kusursuza yakın bir oyun çıksın. O yüzden ne kadar geç olması bizim için çok problem değil. 23 Şubat 2023 oyunun çıkış tarihi ama dediğim gibi yeniden böyle testlerle falan beraber belki oyun bir kez daha erteleniyor olabilir. Bunu her zaman aklımızda bulundurmakta fayda var ama yapımcı şirketin paylaştığı bilgi 23 Şubat 2023. Oyunun fiyatına geçecek olursak oyun dünyaya 30 dolardan çıkacak. Şu anda günümüzde hani yeni çıkan oyunlara baktığımız zaman 60 dolarla 80 dolar arasında böyle bir değişiyor ama The Forest'ın zaten ilk oyunu da uygun fiyatlı çıkmıştı ilk çıktığı dönemde. Şu anda da normal bir AAA oyunun yarı fiyatına çıkması bir nebze iyi ama tabii ki ülkemizde hangi fiyattan çıkacak? 30 doları direkt çarptığımız zaman bile yüksek bir rakam çıkıyor. Umarım Türkiye'ye özel bir fiyatlandırma yaparlar. Çünkü The Forest'ın Türkiye'de çok fazla fanı var. The Forest yani yayıncılar tarafından, oyuncular tarafından binlerce kişi oynamıştır Türkiye'de. Umarım bunun bilincinde dediler ve hani 30 dolar değil belki daha da aşağı bir rakama, bir işte 15 dolara, 20 dolara falan en azından Türkiye'ye çıkarsalar gayet güzel bir fiyat olur. Yeni çıkacak ve bu kadar detaylı bir oyun için. Şimdi oyunun belki de izlemişsinizdir bilmiyorum ama şu anda zaten ekranlarınıza veriyorum bir süredir. Bazı gameplay videolarını da paylaştılar. Gameplay videolarına şöyle ilk başta baktığımız zaman böyle ilk bakışta çok daha böyle gerçekçi durduğunu görebiliyoruz. Özellikle animasyon kalitesi benim çok dikkatimi çekti. Yapımcı şirket animasyon üzerine bayağı bir yoğunlaşmış. Gayet belli oluyor bu. Özellikle mesela böyle baktığımız zaman toprak kazma detayları falan eklenmiş ve bu toprak kazma işleminde falan animasyon şahane duruyor. Bence The Forest'ı rakiplerinden ayıran en önemli özellik bu animasyon kalitesiydi. Atıyorum işte ağaç kırdığınız zaman böyle ağacı böyle net bir şekilde kırdığınızı, baltayla vurduğunuz zaman ağacı böyle kesildiğini çok net bir şekilde hissediyordunuz. Ya da işte avlandığınız zaman ya da kuş vurduğunuz zaman ya da yaratıklara vurduğunuz zaman falan böyle vuruş hissi çok daha güzeldi. Bunu çok daha üst bir kademeye taşımışlar. Toprak kazma detayından bir kez daha bahsetmek istiyorum. Özellikle böyle hani onun animasyonu falan çok hoşuma gitti. İşte küreği sokuyor böyle toprağa çıkartıyor falan. Baya güzel çalışmışlar üzerine. Umarım videolardaki gibi olur yani herhangi bir downgrade yemez. Çünkü bildiğiniz gibi hani bazı oyunlarda böyle videolarda muhteşem görünüyor. Oyun çıktığı zaman böyle hani bu muydu falan diyoruz. Çok öyle olacağını sanmıyorum. Yani sonuçta The Forest kendini ispatlamış bir seri. İlk oyuna neler yapabileceklerini gösterdiler. Çok daha büyük imkanlarla, çok daha detaylıca düşünerek bence bunu başaracaklardır. Oyuna şimdi ilk oyunda olmayan silah kullanmak ve arbalet gibi böyle silahların çeşitliliği de eklenmiş. İlk oyunda işte daha çok böyle mızrak, ok, sapan gibi şeyler kullanırken tabii ki böyle işte katana gibi bazı böyle özel şeyler de bulabiliyorduk ama artık böyle arbalet ve silahların da eklenmesiyle oyun daha böyle aksiyon tarafı daha da çeşitlenecek gibi görünüyor. Grafikler taş gibi duruyor, silahlar taş gibi duruyor, animasyon taş gibi duruyor. Yani böyle daha ne olsun yani. Gerçekten müthiş atmosferli harika bir oyun bizi bekliyor diyebiliriz. Gelen sızıntılara göre oyunun yapay zekasında da büyük bir değişim olacak. Artık böyle yamyamlar veya yaratıklar size gördüğü gibi direkt üzerinize koşmayacaklar. Daha böyle korkak ya da işte ne bileyim gizlice size saldırmaya çalışan, arkanızdan dolanmaya çalışan, sizi böyle hazırlıksız yakalamaya çalışan yaratıklar da olacak. Bu konuda yapay zekayı bayağı geliştirdikleri söyleniyor. Hatta yol boyunca böyle bazı dost yüzlerle de tanışacakmışız. İşte atıyorum biz onu düşman sanacağız ama halbuki onun bize saldırmayacağı, onun bize yardım edeceği dönemlerde olacakmış bazı yaratıklarda. Devam oyunundaki en büyük değişikliklerden bir tanesi de oyunun haritası Sons of the Forest oyununda The Forest'ta görülenden 4 kat daha büyük bir harita olacakmış. Yani 4 kat daha büyük bir açık dünya demek bu da. Bir diğer değişiklikten bahsetmek istiyorum. Oyunda artık dinamik hava sistemi geliyor. Zaten vardı, işte yağmur yağıyordu ya da işte ne bileyim böyle farklı soğuk oluyordu hava falan, gece böyle üşüyorduk falan, ama bunu çok daha çeşitlendiriyorlar. Artık işte dinamik hava sistemiyle beraber işte av mevsimi değişecek ya da işte ne bileyim artık yağmur yağdı üşüdüm kafası değil de daha farklı şeyler karşımıza çıkacak. Yani yapımcı şirket bunun üzerine de bayağı bir kafa yormuş. Bu hava değişiklikleri aslında düşmanların hareketlerini, düşmanların davranışlarını da değiştirecek. Atıyorum işte çok soğuk, kar yağan bir havada belki de o yamyamlar eskisi kadar dışarıda görülmeyecek, bir yerlerde saklanmaya çalışacaklar falan. Hani bu tamamen varsayım, kafa yoruyorum ama bunun üzerine çok net bir şekilde çalıştıkları söyleniyor. Sons of the Forest'ta üretim, yemek pişirme ve inşaat için böyle çok daha güçlü ve çok daha gelişmiş bir sistem ortaya konulacakmış. Videolarına falan baktığımız zaman savaş mekanikleri bayağı modernleşiyor. Yani böyle ilkel işte mızraktır, sapandır falan değil de daha böyle modern silahları kullanabileceğimiz savaş aksiyon mekanikleri oyuna eklenecek. Karakterleri böyle videolarda savaş teçhizatı, işte askeri araçlar, silahlar ve hatta karavanlarla patlayıcılar içinde bile görebiliyoruz. Ancak oyun boyunca şöyle dengelecek: silah veya mermiler birazcık daha kıt bir şekilde olacak. Yani aldım makineli tüfeği, herkese taraya ilerlediğim gibi bir kafa yapısı değil de işte atıyorum bir tane şarjörünüz olacak sadece, işte atıyorum ya da işte 20 tane merminiz olacak makineli tüfeğinizde. O yüzden böyle çok daha temkinli kullanmak zorunda kalacaksınız. Bir sürü mermimiz olsa o zaman yaratıkların hiçbir anlamı kalmaz. Hepsini delik deşik eder, devam ederiz. Yapımcı şirket bu konudaki dengeye çok önem veriyor. Yakın dövüş silahlarında özellikle hem animasyonlar olarak hem de daha böyle çeşitli, daha böyle farklı özelliklere sahip geliştirilmiş yakın dövüş silahları da oyuna eklenecek. Zaten The Forest'ta en önemli şey, hani tabii ki okçuluk veya sapan gibi böyle farklı uzaktan vuran şeyleri kullanıyordunuz ama en önemli şey yakın dövüştü. İşte ne bileyim kılıçtır, mızraktır falan, böyle yakın dövüş bizim çok işimizi görüyordu. Sons of the Forest'ta da bu devam edecek. Yani herkesin elinde bir silah, Left 4 Dead gibi böyle zombi avladığımız bir oyun olmayacak, emin olun. Bunlar ekleniyor tabii ama yakın dövüşte hala en önemli yere sahip. Şimdi eklenen özelliklerden bir tanesi, ilk duyduğunuz zaman size böyle saçma veya basit gelebilir ama oyundaki çok önemli bir yere sahip olacak. Oyuna artık 3D yazıcı geliyor. Hani bu 3D yazıcılar işte bir şey veriyorsunuz, böyle bir proje, onu çıkartıyor işte böyle. Sons of the Forest'ta da aynı bu 3D yazıcılar olacak ve bu çok fazla değişiklik getirecek oyuna. Çok fazla yeni crafting eşyası getirecek. Bunun detaylarına birazdan bahsedeceğim ama şöyle ufak tefek birkaç tane daha detay var. Onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. The Forest aslında böyle co-op oynadığımız zaman, arkadaşlarımızla girdiğimiz zaman eğlenceli olan bir oyun. Tabii ki içinizde tek başına oynayan da vardır ama oyunun asıl eğlencesi bana göre hani 3-5 tane arkadaşınızla girdiğiniz zaman ortaya çıkan böyle bir kargaşa. Aynı zamanda bir yandan da böyle işte onlarla beraber olduğunuz zaman bazı şeyler çok daha kolay hale geliyordu. Bence oyunun tatlı tarafı buydu. The Forest'ta 8 kişiye kadar destekliyordu. Hatta biz de yayında böyle Twitch'te 8 kişi falan girip böyle hurra herkes bir yere saldırmıştı. Bayağı makara olmuştu o yayın. Sons of the Forest'ta bu oyun 8 kişiye kadar maalesef desteklemeyecek. Bunlar hani net bir bilgi değil ama çok güçlü söylentiler. Oyun 3-4 kişiye kadar destekleneceği söyleniyor. Yani Sons of the Forest'a sadece 3-4 arkadaşınızla beraber girebileceksiniz. Muhtemelen öyle olacak oyun. Eğer yapımcı şirket net bir bilgi paylaşırsa zaten bu videonun yorumlarına da bir güncelleme atarım. Şimdi oyuna yeni düşmanlar ekleniyor. Tabii ki animasyonlar gelişti, silahlar gelişti falan ama bunlarla beraber düşmanların da gelişmesi lazım. Orada da böyle farklılıklar görmemiz lazım. Yeni düşmanlar ekleniyor. Oyuna 3 çeşit yamyam ekleniyor. Önceden düz normal yamyamlar vardı. Artık mağara yamyamları ve maskeli yamyamlar da oyuna ekleniyor. Normal yamyamlar bildiğimiz işte oyunun haritasına rastgele yayılmış olan böyle en temel düşmanlar. Başka bir yamyamın kafatasını koyduğunuz zaman onları korkutup kaçırabilirsiniz. Genelde size düşmanca davranan, etrafınızı sarıp size saldırmaya çalışan, ilk oyundan da bildiğimiz normal yamyamlar bu oyunda da devam ediyor. Mağara yamyamları ise birazcık daha böyle normal yamyamlara göre daha tembeller. Hani böyle çok fazla saldırıya veya kavgaya girmeye kaçınıyorlar. Hani siz saldırmadıkça onlar size ilk etapta, eğer böyle büyük bir üstünlük sağlamıyorsa, saldırmayacaklar ve bunlar adı üstünde genellikle mağaralarda falan bulunacaklar. Daha çok böyle sizi izleyen, sizi böyle şaşkınlıkla bakan gözler üzerinizde olabilir mağaralarda. Son olarak ise artık maskeli yamyamlarımız var. Bu maskeli yamyamlar oyundaki en güçlü düşmanlarımız olacak veya en güçlü müttefiklerimiz de olabilecek. Onu şimdi anlayacaksınız. Bu maskeli yamyamlar sadece size değil normal yamyamlara da saldırıyorlar ve ender bulunan yamyamlar bunlar. Kabile kabile halinde geziyorlar ve kabilelerinde altın bir şekilde maske takıyorlar sürekli. Maskeli yamyamları buradan ayırabileceksiniz. Eğer bir şekilde az önce bahsetmiştim ya, 3D yazıcıyla kendinize böyle o maskeden yapabilirseniz ve onu takarsanız onlar sizi müttefiki olarak görecek ve artık diğer yamyamlardan sizi korumaya başlayacaklar. Yani bu şekilde 3D yazıcıyı kullanarak isterseniz onlarla hem dost olabileceksiniz veya isterseniz onları karşınıza alabileceksiniz, ama bunu karşınıza alma ihtimalinizi çok tavsiye etmiyorlar çünkü çok güçlü yaratıklar olacağı söyleniyor. Yani eğer bir maskeniz yoksa maskeli yamyam gördüğünüz zaman kaçmak en mantıklısı olabilir. Oyunda aynı zamanda denizde de vakit geçiriyorduk bazı dönemlerde. Denizde de keşif yapabiliyorduk. Artık denizde zaman zaman böyle saldırgan olabilen bir öldürülebilir aynı zamanda bir köpek balığı da olacak. Yani denizde de tehlikeler bizi bekliyor. Bunların dışında da böyle değişik çok fazla mutant oyuna ekleniyor. Yani bildiğiniz gibi işte şişman, ne bileyim böyle 5-6 ayaklı falan garip yaratıklar da, hani eski oyundakiler de olacak tabii ki. Onlarla beraber çok daha fazla böyle farklı mutantlar da ekleniyor. Bunu yapımcı şirket birazcık sürpriz olsun diye çok net bir şekilde göstermedi ama garip yaratıklar görmeye devam edeceğiz. Oyunun birazcık da konusundan bahsetmek istiyorum. Bu konuda çok fazla bilgi yok ama oyunun hikayesinin temeli aslında ortaya çıkmış durumda. Bu kez böyle bir uçak kazası değil de bir helikopter kazasıyla oyuna başlayacağız. Oyuncular böyle ücra, böyle kimsenin olmadığı tamamen böyle yabani bir adada kayıp bir milyarderi bulmak için yola çıkıyorlar. Yani o rolü üstleneceğiz oyun boyunca. Artı olarak böyle ilk oyunda olduğu gibi oyundaki ana karakterimizin adı veya cismi, ismi, hani herhangi bir hikayesi yok. Bu da yani kendi karakterimizi yaratabileceğimiz anlamına geliyor olabilir. İlk oyunda bildiğiniz gibi rastgele bir karakterle başlıyorduk. Hani böyle 8 kişi falan girerseniz herkes de böyle default uçaktaki yolculardan birine oynuyordu. Artık böyle kendi karakterimizi net bir şekilde yaratabileceğiz muhtemelen. Tabii ki hepinizin aklında olan o soru, oyunun sistem gereksinimleri. Onu da şu anda ekrana verdim. Bunlar da tabii ki %100 bir bilgi olmamakla beraber %99 oyunun isteyeceği sistemlerde bunlar olacaktır. Şu anda ekranlarınızda. Sistem gereksinimlerine detaylıca bakmak istiyorsanız videoyu durdurup bakabilirsiniz. Birazcık da çıkacağı platformlar hakkında konuşalım. Oyun ilk olarak sadece PC'de çıkacak. Yapımcı şirket aslında çok büyük, böyle devasa bir şirket değil. Sadece 10-15 çalışanın bulunduğu ufak çaplı bir indie şirket aslında, ama buna rağmen çok muhteşem işler çıkarıyorlar. Onu bir kenara bırakalım. Oyun ilk olarak sadece PC'de çıkacak. İlerleyen dönemlerde konsollara veya başka platformlara da gelebilir ama ilk etapta sadece PC'de oynayabileceksiniz Sons of the Forest'ı. Evet, Sons of the Forest hakkında bilinen detaylar bunlar da. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Dediğim gibi yeni çıkacak oyunlara dair böyle ön bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Böyle videolarda gelmeye devam edecek. Eğer video hoşunuza gittiyse ve gerçekten işinize yaradıysa bir beğeni bırakıp bana destek olabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın diyorum. Aynı zamanda açıklamalar kısmında Discord linkimiz var. Oraya da gelebilirsiniz. Böyle oyunlar üzerine sohbet ediyoruz. Çok büyük bir sunucu değil ama siz gelirseniz daha böyle renklenecektir en azından. Öyle söyleyebilirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.